Evet, Ali Sirmen'le beraberiz. Ali abiyle kırmadı geldi. Teşekkür ediyoruz. Adeta ne konuşacağımızı bilmediğimiz bir günlerde bize yardımcı oluyor Ali abi tecrübesiyle. Çünkü öyle bir duruma geldi ki hiç hangi konudan konuşacağımız, hangi konuya gireceğimiz şaşırmış vaziyetteyiz. Yani herkes dava üzerine dava yiyor. Program yaparken arkadan bir görüntü çıkıyor mesela. Görüntüden dolayı da programa dava açılıyor falan. Bir enteresan bir dönemdeyiz. Ali abiyle ilk bölüm Uğur Mumcu'yu konuştuk. Spora giren siyaseti konuştuk. Medyayı konuştuk. Devam ediyoruz. Bu sefer de şeyi konuşuyoruz. Can Dündar, Erdem Gül medya davası ve zamanında Ali abinin Barış Derneği davasına içeri girmesi, tutuklanması 82 senesi. Bunu konuşacağız. Medyadaki yani bir sürü dönem yaşadı Ali abi. Bir duayen kendisi biliyorsunuz. Hiç böyle bir dönem yaşadı mı? Bunu anlatacak. Evet Ali abi. Yarım kalmıştık. Şimdi siz Barış Derneği davasından yakalanmıştınız. Esasında gazetecilikten yakalandınız. Aynı bugünkü olduğu gibi yani. Yazdığınız yazılardan dolayı siz tutuklandınız. Ama öyle denmedi. Evet. Başka bir şey dendi. Aslında yakalanmadık tabii. Kendimiz teslim olduk tabii ki. Evet, kendiniz teslim olduk. Hayır, bir de yakalanmış gibi de söylerler de onun için. Kendimiz teslim olmamızın önemli tarafı da tutuklama nedenleriyle ilgilidir. Şimdi ben o olayla, o günlerle, yani 12 Eylül günleriyle bugün arasındaki benzerlikleri anlatayım. Birincisi, o günde, bugün de bir önlem olan, bir tedbir olan tutukluluk kurumu bir infaz aracı olarak kullanılmıştır. Yani o zaman da şimdi şeyler var. Seyahat ajantalarının reklamları var. Şimdi geç sonra öde diye. Evet. O zaman da şimdi yat sonra bakarız hesabına diye bir yöntemle insanları alırlardı içeriye. Yatardınız tutuklu olarak. Sonra beraat da etseniz kıymet harbiyesi yoktu. Mesela ben bu yargılandığım davada 38 ay 20 gün tutuklu kaldım. 3 sene aşkındır. 38 ay 40 gün tutuklu kalsaydım benim hakkımda istenen 142. maddedeki mahkumiyete hükmü olunması halinde çekeceğim infaz süre olarak çekeceğim infazın 20 gün daha eksiğini yedim. Yattım. Yani 20 gün daha yatsaydım hiçbir farkı kalmayacaktı. Yani ondan sonra da ama sonunda adalet tecelli etti değil mi diyorlar. Ya adalet ne tecelli etsin? Sen o kadar zaman yattıktan sonra artık yani beraat etmişsin, mahkum olmuşsun. Adalet hiçbir şekilde tecelli etmedi. Aynı yöntem bu dönemde Balyoz ve Ergenekon davalarında da oldu. O insanlar da tutukluluk yoluyla infaz edildiler. Bu arada Kudüs-i Okkır gibi kimileri de buradan öldüler. Yani hayatlarıyla ödediler bunu. Bu açıdan o dönemle bu dönem arasındaki büyük benzerliklerden birisidir bu. Bir ikinci benzerlik de şudur. Şimdi Erdem Gül'le Can Dündar için diyorlar ki efendim onlar gazetecilikten yatmıyorlar ki. Neden yatıyorlar? Casusluktan yatıyorlar. Şimdi aynı şekilde bizde de bu bizim davamızda da işte eski bir baro başkanı. Yani baro başkanıyken içeri alınmış İstanbul dünyanın en büyük barosunun başkanı Orhan Apaydın. Efendim emekli bir büyükelçi, üniversite profesörleri, efendim Barış Derneği'nde sanatçılar, tiyatrocular, gazeteciler, eski milletvekilleri de içeri alınmıştı. Amerikan'dan da 50 tane kongre üyesi sordu niye bunları içeri aldınız diye. Bu düşünce adamları bunlar diye. Efendim onlar düşünceden yatmıyorlar ki anarşizmden yatıyorlar dendi. Yani aynı yöntemler uygulanıyor. Fakat şimdi aynı yöntemlerin uygulanmasını bir yana bırakırsak. Yine Turgut Kazan'la konuşuyorduk. Turgut Kazan Uğur Mumcu'nun da savunmanıydı. Benim de savunmanımdı. Turgut Kazan çok büyük bir
ceza avukatıdır ve büyük davalara girmiştir. Yani bütün o dönemin davalarına hemen hemen girmiştir. Turgut Kazan'la konuşuyorduk da dedim ki ya acaba o zaman daha mı iyi düzeltti, daha iyi olmaz dedi. Daha mı iyiydi diye. Daha iyi olmaz, tabii daha iyi olmaz. Faşizmin iyisi kötüsü olmaz. Fakat yani iyisi olmaz. Daha iyi denemez. Daha az kötüydü denebilir. O dönem daha az kötüydü. Bir kere tecrit yoktu. Biz tutukluluğumuzda tecritten tecrit yaşamadık. İkincisi, şimdi bakın, Kenan Evren bizim davada mahkum olmamızı istiyordu. Hatta ikide bir çıkıp konuşmalar da yapıyordu böyle. Biz de hapisteyken bunları televizyondan dinliyorduk. Bir keresinde yine konuşuyor, kansızlar, kansızlar, kansızlar diye. Ben gülmeye başladım. Ben gülmeye başlayınca Kemal Anadolu dedi ki ne gülüyorsun ya, bize saldırıyor dedi. Ona gülmüyorum dedim. Neye gülüyorsun dedi. İlk defa bir genelkurmay başkanı anemi teşhisi koyuyor da ona gülüyorum dedi. Şimdi bu kadar uğraştı üzerinde hani bedelini ödeyeceklerdir der gibi bizim mahkumiyetimiz için yayın yapıyordu. Ancak ve askeri mahkemede mahkumiyetimizi verdi. Fakat sonra dava askeri yargıtaya gitti. Askeri yargıtay Kenan Evren'in mahkumiyetle bitmesini istediği bu davadaki mahkumiyet kararlarını bozdu. Şimdi çok merak ediyorum acaba şu anda Sayın Tayyip Erdoğan'ın hakkında mahkumiyet istediği davalardan herhangi birinden beraat kararı verebilecek veyahut da mahkumiyet kararını bozabilecek bir yargıtay var mıdır? Yargı var mıdır? Var mıdır? Vallahi bunun cevabını yaşayarak görüyoruz. Bu 50 yıldır, 50 küsur yıldır gazetecilik yapıyorsunuz. Hangi dönemler medya için zordu veya hep mi zordu medya için? Şimdi Türkiye'de bir kere tabii İttihat Terakki dönemi, Abdülhamit döneminde düşünün burun yazmak, yıldız yazmak bile yasaktı, sansür vardı. Ama ondan sonra Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de takrir-i sükun kanunu geldi. Ondan sonra tek parti dönemi geldi. Bunlarda bunları dikkate alarak, bunlarda durumun nasıl olduğunu tartışmak bile abes. Çünkü demokrasi iddiasında olan dönemler değildi. Fakat Türkiye'de 1950 ile çok partili rejime ve demokrasiye geçiş oldu. Maalesef 1950-60 dönemi Türkiye'nin ilk demokratik çok partili dönemi olmasına karşın ve dikkatinizi çekelim. Bugünkü iktidar da 1950'den önceki iktidarı yani tek parti dönemini çok eleştiriyor. Şimdi tek parti dönemini yargılarken tek parti dönemini tek partinin koşullarında yargılamak lazım. Tek parti döneminin demokrasi iddiası yoktu ama tek parti dönemi eğer demokrasilerde marifet kendi tersine dönüşebilmek ise tek parti bir toplumsal bunalım olmadan, bir darbe olmadan, kan dökülmeden, insanlar can vermeden tek partililikten tersi olan çok partililiğe dönüşmeyi becerebilmiştir. Ve bu böyle bir başarıdan sonra gelen 1950-60 döneminde de Türk demokrasisinin ilk uygulanma yıllarında da maalesef benzeri olaylar yaşadık. Ankara cezaevinin adı, merkez cezaevinin adı Ankara Hilton'du. Evet. Ve orada gazeteciler bir koğuşta yani orada ağırlanırlardı. Yine gazeteciler hapisteydi. Muhalefet lideri İnönü Kurtuluş Savaşı kahramanıdır. Saldırılara uğradı. Yani son derece büyük bir gerginlik vardı. Memleket yine ikiye ayrılmıştı. Vatan cephesi, Demokrat Partili olanlar ve olmayanlar diye. Ve çok gergin dönemler yaşandı. O bakımdan bugün gördüğümüz bazı bozuklukların ilk uygulamalarının o zamanlara kadar uzandığını görüyoruz. Yine mesela Hüseyin Cahit Yalçın
İttihat Terakki döneminden beri, Osmanlı'dan beri gazetecilik yapan birisiydi. Ve siyasetçiydi aynı zamanda. Ve Hüseyin Cahit Yalçın 80. yıl dönümünü, doğum gününü hapishanede geçirmişti. Yani maalesef bu büyük yanlışlar o zaman da yapıldı. Ve hemen belirteyim, Altan Öymen'in kitapları vardır, anıları ve birer dönemin belgesel niteliğinde kitaplardır, dönemin belgeseli niteliğinde kitaplardır. Bir dönem bir çocuk, gençlik yılları, gergin yıllar ve devrim diye 4 ciltte yayınlanmıştı. Her biri 500 sayfalık kitaplardır. Fakat Türkiye'nin, dünyanın içinde bulunduğu koşulları çok iyi anlatan kitaplardır. Her genç arkadaşa tavsiye ederim. Bilmedikleri bir dönemin bu kadar keyifli, sürükleyici bir şekilde öğrenmek imkanını bulmuş olurlar. O kitapları okuduğunuz zaman da görüyorsunuz ki yani bugüne benzer koşullar yaşanıyordu. Ama tekrar söylüyorum, 12 Eylül dönemi dahil bu kadar beterini pek görmedik. Çok da sakin söylüyorsunuz Ali abi. Hatırlıyor musunuz bu Uğur Mumcu vefat ediyor, Allah rahmet eylesin. Bir gün veya iki gün sonra Altay'ın maçı var İzmir'de. Antrenör Ümit Kayahan, hatta galiba da Beşiktaş'ta oynayan Alpay da var o zaman o takımda. Sahaya çıkıyorlar bir pankartla. Enteresan. Bugün İzmir'de 9 Eylül gazetesi yazarı Atilla Köprülüoğlu bunu yazmıştı. Ben de orada dikkatimi çekti. Şu fotoğraf, bunu büyütebilir miyiz bilmiyorum ama Ali abi, Uğur Mumcu ölmedi diye bir pankartla çıkıyorlar. Bunu büyütebiliyor muyuz? Şu. Bakın. Evet. Enteresan yani. Yani Uğur Mumcu'nun Altay takımı bir gün sonra sağ full İzmir, Galatasaray'la maç yapıyor üstelik. Böyle bir pankartla çıkıyorlar. Yani Uğur Mumcu, nasıl sahip çıkıyorlar? Uğur Mumcu İzmir tuhaf bir yerdir. Şimdi bakın, bir kere bu İzmir zaten cezalı bölge. Yani Galatasaray'ın bugünkü teknik direktörü de İzmirli. Uğur Mumcu İzmirlidir ve Uğur Mumcu okuyucusuydu. Tabii, kesin. Şimdi şu ekranda kalsın bir şey söyleyeyim. Mesela İzmir'i Altay, Karşıyaka, Göztepe, Altınordu temsil etmiyor. Akhisar ediyor. Çok enteresan yani. Yani bu da enteresan yani. Yani mesela ana kent belediyesi var işte, Büyükşehir Belediyesi. CHP'nin takımı etmiyor da mesela Akhisar'ın belediyesinin takımı, Akhisar çünkü belediye takımı yani. Evet. Yani bu İzmir'de nereden cezalı? Her taraftan cezalı işte. Buradan da cezalı demek ki. Yani koca İzmir'i Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka falan dururken, İzmirspor dururken Allah aşkına Akhisar mı temsil eder? Ege bölgesini yani, öyle söyleyeyim. Ege'yi yani. Neyse. Şimdi peki mesela şu pankarta çıkmış takımlar sayı ben hatırlıyorum. Atatürk pankartı da çıktı Fethiye Spor sahaya. Hatırlarsınız. Bundan 2-3 sene önce 3 tane yazı yazdım. Benim de başım belaya girmişti. Onu bir kaldır abi. Beni bir göstersene bir yerden. O yazıyı bulursak onu da Fethiye takımı sahaya Atatürk pankartıyla çıktı. Bu bir dönem sahaya böyle Rabia filan herkes girmeye başladı. Siyasi simgeler. Her gol atan elinde bir 4 yapıyordu. Yani Rabia artık sahada top oynuyordu. Çalım atıyor, gol atıyor, elinde 4 yapıyor, mört yapıyor. Bir sürü dini simgeler girmişti şeyin içine. Siyasi simgeler. O dönemde Atatürk de artık dayanamadı. Çıktı işte. Zaten Atatürk kendi girecekti de Allah'tan Fethiye pankartıyla girdi. Mesela federasyon tartışmıştı bu konuyu. Atatürk pankartına çıkmak izinsiz pankart ceza verelim mi diye. Sonradan araya bakan girdi o zaman bakanı. Dedi ki ya yapmayın problem olur. Ve o iş kapandı. Hatta Mandela ölmüştü. Mandela'nın öldüğü dönemde de Drogba ve Ebu'ye Galatasaraylı. Onlar da Mandela şeyle çıkmak istiyorlardı. Çıkmışlardı. Atatürk'e ceza verilmeyince Mandela'ya da vermediler. Böylece şimdi büyük Mandela'ya, bir şey. Mandela pankartıyla çıkılması çok yerinde bir şey olur. Tabii. Çünkü Mandela aynı zamanda sporun birleştirici ve bütünleştirici işlevini en iyi özümsemiş kişilerden biriydi. Ali abi doğru. Mandela iktidara geldiği zaman Güney Afrika'da rugby oyunu çevresinde ve zenciler siyahlarla beyazları kenetleyip
Ve oradan o sene o turnuvayı da kazandılar. Kaç senesiydi şimdi şu anda unuttum. İşte o Mandela az kalsın sorun olacaktı. Atatürk bile sorun olmuştu. Fakat o dönem İzmir Altay takımı sahaya Uğur Mumcu ölmedi diye çıkmış. Hiç de bir şey olmamış yani. Bir kere yani, tebrik etmek lazım. Ha, tabii Altay'ın bu şekilde sahaya çıkması da şaşırtıcı değil. O günleri hatırlamak lazım. O günlere yani Uğur Mumcu'yu Türk milleti yüreğine gömdü. Evet doğru. Yani bir anımı anlatmak istiyorum. Uğur abi Atilla... Uğur abiyle bir konuşalım. Uğur Dündar hattıymış. Tabii. Uğur abi iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Bilgin. Ayrıca usta gazeteci, yazar, ağabeyimiz Ali Sirmen Bey'e de çok saygılar sunuyorum. Bir mukabele ben de sevgiler ve saygılar sunuyorum. Uğur abi bu şey etkiledi bizi çok. Ortak dostumuz Atilla'nın yazdığı yazıdaki o Altay'ın sahaya işte çıktığı pankart. Hatırlarsınız işte 200 sene önce Fethiye Spor'un başına az kalsın problem geliyordu. Atatürk pankartı çıktı diye sahaya. Allah'tan sonra araya bakan girdi falan da konu kapanmıştı. Yoksa bir dönem Mandela ve Atatürk pankartı bile problem olacaktı. Ki kaç sene önce İzmir'de bu pankartla çıkılmış sahaya ve hiçbir sorun çıkmamış. Siz de şimdi İzmirlisiniz, orada yaşıyorsunuz. Evet. Ama şimdi tabii orası İzmir, sevgili Bilgin. Fahrettin Altay diye semti olan, anlamlı böyle semtleri bulunan, halkının Cumhuriyet'e, Atatürk devrimlerine, çağdaşlığa gönülden bağlı olduğu, aydınlık yüzlü insanların kenti orası. Yani başka kentlerimizi burada olumsuz değerlendiriyorum anlamına gelmesin. Her kentte Cumhuriyet'e, Atatürk'e gönül vermiş yığınlar, milyonlar var. Dolayısıyla ben Altay takımının böyle bir anlamlı pankartla bir vatansever, cumhuriyetçi, Atatürk milliyetçisi, aynı zamanda sol dünya görüşünü benimsemiş, soruşturmacı gazeteciliğin Türkiye'deki önderi ve dünya çapında temsilcisi olan pırıltılı bir meslektaşımızı ve yurtseveri kaybettikten sonra hatırlıyorsunuz cenaze törenini. Katılanları caddeler almamıştı. Çok uzun bir kortejle ebedi yolculuğuna uğurlanmıştı Uğur Mumcu merhum. Dolayısıyla ben İzmir'de Altay gibi bir kulübün böyle bir pankartla çıkmamasını yadırgardım. Çok yakışmış. Çok yakışmış ama günümüze geldiğimizde yani böyle bir cesaret sergileyecek kulüp bilemiyorum. Ben şahsen Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe camiasında Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılık nedeniyle neler yaşandığını, başımıza neler geldiğini bilen bir koyu Fenerbahçeli olarak kendi renklerimi görüyorum. Ama diğer büyük kulüpleri de tabii ki aynı paralelde değerlendiriyorum. Aynı paralelde değerlendiriyorum. Valla işte bütün kulüpler... Yığınlar var. Yurtseverlikte, Cumhuriyet'e bağlılıkta, Atatürk devrimlerine bağlılıkta yarışacak. Uğur abi yarın konuklarınız kimler? Yarın sevgili Müjdat Gezen, yani büyük mizah ustası, hayatını sanata ve öğrencilerine adamış. O da çok değerli bir yurtsever ve cumhuriyetçi. Ayrıca tiyatro duayeni, bence tiyatromuzun dev isimlerinden Gülriz Sururi Hanım, benim hayatımda tiyatroyu sevmeme neden olan, ilk seyrettiğim oyunda ki performansına hayran olduğum, hala eşi görülmedik bir rüya olarak hatırladığım o oyundaki Gülriz Hanım hala fevkalade zinde, sağlıklı, 86 yaşında biliyorsun, bikiniyle fotoğraf çektirebilecek kadar da cesur bir sanatçı. Allah uzun ömür versin. Onun yanı sıra Eskişehir'i herkesin ölmeden önce mutlaka görmesi gereken kent haline getiren değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Yılmaz Büyükerşen. Yarın akşam çok güzel şeyler konuşacağız. Abi, örneğin yani Barcelona gibi bir ekip yapmış. Büyükerşen Madame Tussaud Müzesi'nde büyük önderimiz Atatürk'ün bir kenara atılmış
efendim işte hiç Atatürk'e benzemeyen heykelini, mumya heykelini tam Atatürk'e layık bir yeni heykelle değiştiren ve bunu da Mustafa Koç'un, merhum Mustafa Koç'un girişimiyle yapan bir sanatçı. Aynı zamanda onu konuşacağız. O olayın öyküsünü anlatacağız. Burak abi, dolayısıyla konuşacağımız çok konu var yarın akşam. Çok güzel konular konuşacağız. Benzetmek, eğer yanlış bir benzetmediyse, yarın Barcelona gibi bir ekip yapmışlar. Yani Messi, Suarez, Neymar ve Arda var yarın akşam. Öyle diyelim mi? Diyebiliriz tabii ama burada da işte Ronaldo ve gördüğüm kadarıyla yani en üst düzeyde futbolcular var. Şu an ekranda. Uğur abicim, tabii Ali abi özel birisi hakikaten. Bize sağ de bu duayen. Evet evet, çok da bu programda da Allah razı olsun, yani o bütün o medya dönemini anlatıyor, işte daha önce de bu ülke bugüne kadar aynı dönem yaşadı diyor ama hiç bu kadar beterini görmedi diye bir cümleyle bitirmişti. Peki teşekkür ediyoruz Uğur abi bu saatte yayına bağlandığın için. Bilgincim vallahi en büyük sevincim de beni tekrar ekranlarda böyle sağlıklı, hatta birkaç işte hafta rahatsızlığın nedeniyle ara vermek zorunda kaldığın günlerden önceki bilginden çok daha sağlıklı görüyorum. İnşallah, şu anda inşallah. Yanakların dolmuş, yüzüne renk gelmiş. Bomba gibiyiz. Çok durumdasın yani. Allah formunu bozmasın. Ali abiye de Allah uzun ömürler versin. Kalemi güçlü olsun her zaman. Ki gelecek kuşakların Ali abi gibileri çok ihtiyaçları var. Uğur abi bak, bu iktidar cebe iyi geliyor belki ama medyada, muhalefet de ruha iyi geliyor. Yani ben dikkat ediyorum. Mesela Ali abi filan da ya, yeniden doğmuş gibi sanki. Yani biz hepimiz 13 yaşında gibi filanız yani. Ben size 13, Bilginin 14... gözlerinde hala biraz arıza kalmış galiba. Yani muhalefet ruha iyi geliyor insanlar. Kardeşim en önemli şey, bırak cebimizin dolmasını, boşalmasını. Başımız dik yürüyoruz, dik. Evet. En önemlisi bu. Ruha da iyi geliyor. Bakıyorum, eğilmiyoruz, bükülmüyoruz, reverans yapmıyoruz. Uğur abi, ekranda seni görüyorum, güneş gibisin, hiç yaşlanmıyorsun. Şimdi Ali abi, Ali abiyi gördüm bugün, sanki yeni doğmuş gibi. Bu muhalefetin bu tarafı da iyi, onu da tabii öbür arkadaşlar bilmiyorlar. Yani böylelikle çok yaşlandığımızı mı söylemek istiyorsun? Hayır hayır, estağfurullah. Allah, canavar gibisiniz. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Uğur abicim, iyi programlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Ben de Uğur Dündar'a. Sağ olun, size de iyi programlar. Ben de Uğur Yarın Dündar'a akşam iyi programlar bir daha diliyorum. Söyleyelim. Yılmaz Hoca, Müjdat Gezen, Gülür Süreli ve Uğur Dündar. Evet. Messi, Suarez, Neymar, Arda Turan, öyle diyelim yani. Sağ ol, teveccühün. İyi akşamlar diliyorum abicim. İyi akşamlar, efendim. Saygılar. Evet, Uğur abiye biz de sevgiler, saygılar bizden. Şu arada, bu arada bunu da gösterelim. İftarlık gazoz bu. Elif Dağ Deviren... bana da dün akşam için bir davetiye yollamıştı. Kanyondaki gösteri için. Ama 20 gündür, 17-18 gündür evdeyiz ve çıkmıyoruz. Yani ilk defa bir gece, bu gece çıktım zaten sokağa bu program için. Dün akşam da korktum yani çıkmaktan. Şimdi çıkıp bir terslik olmasın da sonra programa gelemeyiz falan diye buraya gidemedik. Ama davetiye şuradan bir katkım olsun filme. Bana ihtiyacı yok filmin ama Cem Yılmaz varken bize mi ihtiyacı olur filmin? Zaten çok da güzel bir film. Kendilerine başarılar diliyorum. Dönelim Ali Sirmen'e, Ali abiye. Ali abi, var mı söyleyeceğim bir şey bu medya konusuyla ilgili? Son 10 dakika Galatasaray'ı konuşacağım seninle. Yani medya konusunda herkes Uğur Dündar'ın da belirttiği gibi bu gazetecilere sahip çıkmak zorunda. Çünkü basın özgürlüğü gazetecinin özgürlüğü değil. Basın özgürlüğü halkın özgürlüğü, halkın kendi özgürlüğü. Gazeteci onu bir vekil olarak kullanıyor, vekaleten kullanıyor. Halk ne olup bittiğini bilecek ki kendi hakkında en doğru kararı verebilsin. O bakımdan eğer bugün Türkiye'de gazeteciler içerideyse o zaman Türkiye'de halk da özgür değil demektir. Peki bu süreç nasıl biter sizce? Sizin tecrübelerinizle yani ne diyorsunuz yani bu Ali Sirmen nasıl biter? Acaba dava açılır mı? Tutuklama olur mu? Ya da
Dışarı mı bırakılır mı onlar? Zaten tutuklular. Efendim? Zaten tutuklular. Hayır, dava ne olur yani? Dava düşer mi? Devam eder mi? Vallahi bu konuda bir şey söyleyeceğim. Tutuklu mu yargılanırlar? Şimdi bu konuda fikir beyan etmek Avusturya'nın deniz politikası üzerinde konuşmak spekülasyon için yapmaya benzer. Yani biliyorsunuz Avusturya'da deniz yok. Bir Avusturyalı arkadaşıma demiştim ki, gazeteci arkadaşımı, sizde dedim deniz bakanı varmış öyle mi dedim. Sizde de adalet bakanı varmış öyle mi dedi. O bakımdan yani hukuken ne olacağını bilmek mümkün değil. Çünkü hukukun işleyip işlemeyeceğini bilmek mümkün değil. Sizce ne olur yani? Şu anda 64 gün. 64. gün. Ben açıkçası 64. güne geleceğimizi tahmin etmiyordum yani. Ki geçen gün Ahmet Hakan'ı bir köşesinde okudum. Uğur Can Dündar haber yollamış. Demiş ki sen bir tatil ettin geldin. İki kere aynı günü yazın demiş. Ahmet Hakan'ın köşesinde de bir sayaç var. Her gün yazıyor işte. İki kere 49 yazdın demiş. Biz bir gün daha fazla oradayız. Yani o bir günün ne kadar önemli olduğunu öyle yani, güzel anlatmış ki Can. Şimdi ben... Şimdi burada 64 gün olmuş. Şimdi ben Can Dündar'la Erdem Gül'ün davaları ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok umutsuz konuşmak da istemiyorum. Bu konuda da umutlu konuşacak bir veri yok elimizde. Peki. Medyanın bu geldiği durum için ne diyorsunuz? Mesela... medyada görmüşsünüzdür siz de. Yani insan her tip görüşe inanabilir. Her tip görüşün medyası olabilir, sesi olabilir ama yalan yazan medya, yani olmayan bir şeyi doğruymuş gibi yazan, iktidar ne diyorsa onu yazan medya veya iktidarın sesi olan medya. Böyle medya var mıydı eskiden? Böyle medya görmüş müydünüz? Vallahi vardı. Şimdiki yandaş medyaya o zamanlarda besleme basın derlerdi. Pardon. Bu besleme basın, o zamanlar ilanlar, gazetelerin gelirleri bir satıştan bir de ilanlardan olurdu. Bu gazeteler zaten satmazdı. İktidardan aldıkları toplu para ve ilanlarla, basın ilan kurumu vardı ve resmi ilanlar, o zamanlar Türkiye'nin ekonomisi çok ufaktı. Ve ilanlar da resmi ilanlardı, böyle gelişmiş bir ekonomi olmadığı için. Özel ilanlar çok azdı. Resmi ilanlarla beslenirdi basın. Ve o besleme basında işte yine uydurma haberler yazar, hedef gösterir. Aynı bugünkü yandaş medya gibiydi, havuz medyası gibiydi. Yine aynı bugünkü gibi devlet bankalarından kredi alınarak bunlara kredi verilirdi. Yine bunlara işte ilan gelirleri sağlanırdı. Ve Necip Fazıl kendi anılarında, kitaplarında yazar. Nasıl Menderes taraftarı bir gazete çıkartmak için harekete geçtiğini, Ahmet Salih Korur'la neler konuştuklarını vesaire bütün bunları anlatır. Ve yani o zaman da böyle bir basın vardı. Ve o zaman da gazeteciler içerideydi. O zaman da gençler polis takibine tabi tutuluyorlardı. Maalesef bu benzerlikler ve bu kötü alışkanlıklar o zamandan kalmadır. Ama dediğim gibi bu kadar beter değildi. Bu kadar değil mi diyorsunuz? Bana öyle gibi geliyor. Peki Ali abi şu şeyi sormak istiyorum size. Bu konularla ilgili başka söyleyecek bir şeyiniz yoksa şu Galatasaray Lisesi ile ilgili birkaç şey konuşmak istiyorum ama siz karar sizin, programda sizin. İstiyorsanız bu böyle devam edelim yani bu medya ile ilgili devam edelim. Çünkü buradan şeyden de sosyal medyadan da bu konuyla ilgili çok şey geliyor. Vallahi Galatasaray. Hiç girmeyelim istiyorsanız. Başka bir gün yaparız Galatasaray programı sizce. İsterseniz medya ile ilgili devam edelim yani. Medyanın geleceğini nasıl görüyorsunuz diye bu konuyla ilgili devam edelim yani. Yani medyayla bir kere internetin gelişmesi zaten basılı medyayı güç durumda bıraktı. Dünyanın her yerinde gazetelerin ömrünün ne kadar süreceği konusu tartışma alanı haline geldi. O bakımdan bu bir. İkincisi bir de siyasi baskılar.
Türkiye'de basının üzerindeki siyasi baskılar basını öldürmüştür. Yani bugün bu baskılar yalnız bir kısmını görüyoruz. Can Dündar'la Erdem Gül içeride Cumhuriyet'ten. Başka gazetelerden başkaları var. Ama bu arada başka bir şey daha var. Cumhuriyet Gazetesi büyük bir ilan ve ilan boykotuyla ilan markajı altında. Buna ilan verenler cezalandırılıyor, takip ediliyor ve yani ilanları yok. Gazetelerde satış gelirleriyle bütün şeylerini sağlayamadıklarına göre var olma koşullarını bugün Cumhuriyet Gazetesi'ni aynı zamanda bu içeri atmak falan yoluna başvurmaksızın da gazeteleri susturmak mümkün. Zaten o yola da gidiliyor. Peki ama siz yıllardır köşe yazıyorsunuz. Yani kendi istediğiniz şeyi yazmanın keyfini sürmüyor musunuz? Yani yazdığınız gazete, ben şimdi sizi şu anda bir havuz gazetesinde falan düşünemiyorum ya da bir yandaş medyada düşünemiyorum. Yani bir kere yazdığınız yazıyı sokmazlar. İki cümle yazsanız belki kesmek isteyecekler. Bir de bunun böyle bir keyfi var. Yani yazdığınız yazının olduğu gibi çıkıyor. Hepsini kesmiyorlar, sansür yok. Yani size bir şey söyleyeyim. Tabii. Tabii hiç şüphesiz. Zaten yani ben sizin yayın yönetmeniz oluyorum. Diyorum ki Ali abi bence şu konuları yazmayalım, bu konuları yazalım diyorum. Böyle bir şey, böyle bir gazetecilik olur mu yani? Siz bunu evet der misiniz zaten? Şimdi ben Cumhuriyet'te 1974'te girdim. 1974'ten bu yana da böyle bir olayla karşılaşmadım. Böyle bir olaya tanık olmadım çok şükür. Ha bunun bedeli işte Uğur Mumcu yandaşlığa boyun eğmeyen bir gazeteciydi. Yandaş olmayan bir gazeteciydi. Ödedi. Bedelini en ağır o ödedi. Ya özgürce yazdıklarından, demokrasi lehine yazdıklarından, özgürlükler için yazdıklarından, laiklik için verdiği mücadeleden, bağımsızlık için verdiği mücadeleden dolayı Uğur'un başına bunlar geldi. Ve bedelini ödedi. Yayın organlarına da ödetiyorlar. Ve maalesef Türkiye'de bunlar düzelmeden de demokrasinin gelmesi mümkün değil. Mesela sizlere televizyon programı, bakıyorum medyaya, ekrana çıkmayan kalmadı. Size gelmiyor mu teklif? Ben bir ara çok çıkıyordum ekrana. Efendim? Bir ara çok çıkıyordum, sonra bir ara. Hayır mesela şuralar mesela TRT'den, Ankara'dan filan o tip kanallardan gelmiyor galiba işte teklif. Yani. Hayır. Siz de herhalde oradaki bir listedesiniz yani çünkü herhalde bir listeleri var ellerinde. Diyorlar ki bu gazeteyi çıkartalım. Bunları çıkartmıyor mu diyorlar bilmiyorum yani. Bilemiyorum. Yalnız yani çok güçlü durumda olanlar var. Mesela bu sıralarda siyasi partilerimizden bir tanesi tartışmanın odak konularından, odaklarından birisi. Ama televizyon kanallarına sürekli bombardıman ediyorlar televizyon kanallarını. Bizim hakkımızda konuşuyorsunuz, bari bize de söz hakkı verin diye. Pek bir temsilcileri de fazla çıkarmıyorlar televizyona. Yani bir nevi boykot onlara da var. Yine de şanslısınız. Bu hayatınızın en iyi döneminde Cumhuriyet'te yazdınız. Siz şanslısınız yani. Bence bir yazarın çünkü en mutlu olduğu yer yazısının kesilmediği yerdir. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani mesela Cumhuriyet'te olmasanız veya bu kadar rahat yazabilir miydiniz bilmiyorum. Yani bu da çok büyük bir mutluluk bence yani. Ama yani ben mesela bir ara 7 seneye kadar Milliyet'te de çalıştım. Ama o dönemin Milliyet. O zaman Milliyet, bugünkü Milliyet değildi tabii ki. Ve o zaman orada da herhangi bir baskıyla karşılaşmadım. Ama o Milliyet'te karşılaşmadınız. Ha işte tabii. Peki, daha zamanımız var mı? 12 dakikamız var. Ali abi şunu soracağım. Bu lise hep tartışılıyor, Galatasaray Lisesi. Ben de açıkçası lisenin kulübü yönetme arzusundan artık vazgeçmesini istiyorum. Yani lisenin demeyelim de 25 tane meraklı liselinin diyelim yani. Herkesi hiç kastetmiyorum tabii. Şimdi mesela Fenerbahçe, bu Ferit Şahin gibi, Murat Ülker'i, Ali Koç'u, Nihat Özdemir'i, onları bir kulübe kazandırırken Galatasaray
böyle bir kotalar koymuş. Tüzük mü mani oluyor? Mesela Ali Sabancı gibi bir Galatasaraylı var. Galatasaray'ı alamıyorlar. Kulüp yönetiminde görev almıyor. Zorlu var, olmuyor. Ben eminim Ali abi. Eğer Ali Sabancı ve Zorlu Fenerbahçe'de olsaydı bugün Fenerbahçe yönetiminde Aziz Yıldırım ne yapar yapar ikna edip sokardı. Şimdi ne oluyor bir şey söyleyeceğim. Ben bir kere önce Galatasaraylı liseli olduğum için Galatasaraylıyım. Çünkü ben Kadıköy'de otururdum ve kendimi bildiğinde Fenerbahçe'deydim. Hakikaten Fenerbahçe'de de oluyor galiba. Sonra liseye gidince Galatasaray oluyor. Sonra ilkokuldan Galatasaray'a girdim. Demek ki 7-8 yaşında da Galatasaraylı okula girince Galatasaraylı oldum. Herhangi bir baskıdan dolayı değil. Onda. Şimdi Galatasaray liseli olduğum için Galatasaray kulübünün taraftarı olan birisi olarak söylüyorum ki bu tür ayrımlar yapaydır. Şimdi söyleyeyim başarılı Galatasaray'ın başarılı başkanları Alp Yalman. Galatasaray liseli değil. Ama sonuçta bir irade karar veriyor onların da başkan olmasını. Faruk Süren doğru. Galatasaraylı değil. Adnan Polat Galatasaraylı doğru. değil. Ali Uras Galatasaraylı bu değil. Bu da her Galatasaray Liseli'nin verdiği çok akıllı bir cevaptır. Fakat orada da mesela Adnan Polat'ı veya Faruk Süren'i veya işte onları da hep lisedeki belli bir grup insan oraya getiriyor. Yani karar verici yine liseliler oluyor. Şimdi tekrar ediyorum Galatasaray Kulübü artık büyümüştür. Galatasaray Kulübü'nün Galatasaray Lisesi'nin sınırlarında hapsolması mümkün değildir. Bu sizin sözü Mehmet Barlas söylemişti galiba. Demişti ki esasında çok da hicap diyorum burada Mehmet Barlas'ın söylediği bir cümleyi örnek olarak söyleyeceğim için ama. Yok estağfurullah. Ama yani ne bileyim hayır keşke başka vermesem bu örneği ama şöyle bir cümle söylemişti. Galatasaray bir üniversite olmuş. Biz Mehmet Barlas'la bir zamanlar aynı şeyleri söyler yazardık. Bir zamanlar ama tabii. Ne evet. güzel ne mutlu ki siz yine aynı şeyleri söylüyorsunuz işte. Önemli olan o zaten. Galatasaray üniversite olmuş hala lise yönetmek istiyor diye bir cümle söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Sizin dediğinize geliyordu. Yani bu tüzüğün biraz daha değişip Galatasaray'ın biraz daha şey açılması gerekmiyor mu Galatasaraylılara? En azından kulübe fayda sağlayacak Galatasaraylılara. Yani Galatasaray'ın bu açılımı gerçekleştirmesi zorunludur. Doğru. Bu konu Galatasaray'da her platformda tartışılmaktadır. Ve şurası bir gerçek ki Galatasaray üniversiteyi kurarak ve bir yenilenme yapmış, büyük bir başarı sağlamıştır. Galatasaray camiası yine Avrupa'da Galatasaray Kulübü Avrupa'da ilk defa Avrupa Kupası'nı kaldırarak yine büyük bir başarı kazanmıştır. Ama Galatasaray'ın artık kendini yenileme zamanı gelmiştir ve bunu maalesef başaramamıştır. Bugün İçinde bulunduğu kulübün içinde bulunduğu durum gözler önünde. Ve tabii bugün içinde bulunduğumuz durum, gerçi hemen şunu da belirteyim. Bu durum yalnız Galatasaray'a özgü bir durum değil. Diğer kulüplerimizin de gelir gider dengelerini karşılaştırdığımız zaman ortaya pek iç açıcı bir durum çıkmıyor. Ama bugünkü durum bugünkü yönetimin sorumluluğundan dolayıydı de yalnız da bugünkü yönetim de sorumlu değildir. Galatasaray bu yenilenmeyi, bu yeni hamleyi başarmak zorunda. Peki Galatasaray, koca Galatasaray'dan çıkacak. Ben hatırlıyorum, Ünal Aysal erken seçim kararı almıştı. O dönem Hayri Kozak dedi ki, başkan dedi baskın seçim yapmasın, bize zaman tanısın, doğru dürüst bir yönetim seçelim dedi. Aradan geçti 2 sene, Galatasaray'ın seçtiği yönetim bu. Yani koca Galatasaray'dan çıkacak olan yönetim bu mudur yani? Şimdi yani kaçırılmış büyük bir fırsattan söz etmek de mümkün değil. Galatasaray çözümler ve kadrolar üretememe durumuna düştüğü için vahim durumdadır. Yani durum bu. Yoksa Galatasaray büyük bir camia, güçlü bir camia, çok büyük işler başarmış bir camia. Bunu da görmek lazım. Yani modern Türkiye'nin gelişmesi diye bir kitapta Bernard Lewis bu Türkiye'yi anlatan kitabında Galatasaray Lisesi'nin büyük oyun sahaları yoktur. Ama Türkiye'nin modernleşme savaş oyun maçlarının çoğu Galatasaray'ın sıralarında kazanılmıştır der. Yani bu kadar büyük başarılar gerek Osmanlı döneminde gerek
Cumhuriyet döneminde bu kadar başarılar göstermiş olan bir camianın ki tiyatro alanında, edebiyat alanında, siyaset alanında görüyoruz. Büyük başarılar kazanmış bir camianın yeni alternatifler üretememesi işler acısı bir durumdur. Peki Ali abi, hele son dönemlerde bayağı da bir ciddi duruş sergileyen lise, Galatasaray Lisesi son dönemindeki çok takdir ettiğimiz bir duruş sergiliyor. Eğitim alanında kastediyorum. Evet. Bu kadar köklü bir lisenin, köklü bir eğitim yuvasının içindeki 100 kişinin kulüp yönetme arzusu yüzünden Galatasaray Lisesi'nin bu kadar da eleştirilir durumda olmasını ne diyorsunuz? Bunu ben de eleştiriyorum. Ben bunun çok doğru olduğu kanısında değilim. Yani Galatasaray'ın tüzüğünün değiştirilerek Galatasaray'ın üye profilinin daha genişletilmesi gerektiği kanısındayım. Aynı kanısınız değil mi? Bunu olaylar gösteriyor zaten. Yani artık eskiden bu tartışılabilirdi belki. Ama şimdi tartışmanın anlamı yok. Çünkü Galatasaray kendini yenileyemiyor. Sorunlarına çözüm getirecek kadroları ve çözümleri üretemiyor. Ama ortada. Benim de anladığım kadarıyla tüzüğün size değişmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Daha geniş bir alandan yönetici ve başkan adayı çıkmasını düşünüyorsunuz. Ve bence de Galatasaray... Tabii değerli... burada ileri sürülen bazı endişelerin de çok da görmezden gelinmemesi kanısındayım. Ama işte olaylarda zorluyor. Tabii esas bence de en büyük şey lisenin herkesin ağzına düşmüş olması, ben dahil. Herkesin çok kolay eleştirmesi. Halbuki içeride belki 60-70 kişi bu Galatasaray'la oynamaya meraklı olan yönetici sayısı. Bu yüzden de koca bir eğitim kurumu eleştirilir durumda oluyor. Bence de en büyük haksızlık da burada yapıyoruz Galatasaray Lisesi'ne belki. Olabilir pek mi? Pek öyle çok hevesli talip gruplarda olduğunu söylemek mümkün değil. Yani pek öyle fazla adaylar yer... Fazla aday da yarışmıyor. Bırakmıyor çünkü kimsenin yani mesela Fenerbahçe'nin şey kısmı beni etkiliyor. Son 13-14 yılın bütün önemli iş adamları Fenerbahçeli bir kere. Ve hepsinde Fenerbahçe kulübü Aziz Yıldırım'ın bence en büyük başarısı o. Yani Murat Ülker'i, Ferit Şahinki, Koç'u, Özdemir'i bunları oyunun içine çekmek. Yani bu futbolun içine çekmesi bence en büyük başarısı bu. Şimdi bence... Galatasaray'ın da çekememesi yani. Bence zannediyorum başarının kriterini ne kadar iş adamı, başarılı iş adamı almakla ölçmemek, saptamamak lazım. En azından spora kurum çekiyorsunuz, sponsor çekiyorsunuz. İşte bence gelir gider dengesini ayarlayacak, kurumsallaştıracak yeni yönetimler ve çözümler üretebilmek meselesi. Yoksa daha zengin iş adamını almak da bir çözüm değil. Belki de aynı şeyi söylüyoruz ama farklı anlattık. Ben de tabii de bu Türkiye'de 1950 sonrasında başlamış olan bir akımdır. Evet, evet, doğru. Ve bu akım da bir çıkmaza girmiştir. O bakımdan örneğin geçerli olduğunu zannetmiyorum. Belki de ben de sizin söylediğinizi söylemek istedim. Siz daha iyi cümleyi anlattınız. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Bugün 2 saat konuştuk. Daha önceki programda da 1-2 saat konuşmuştuk Ali abiyle. Görünürdü esasında... Birbirimize benzer hiçbir yönümüz yokmuş gibi duruyor Ali Sinem ama değil, tam tersine. Bence o yüzden burada 2 saat çok rahat bir program yapabiliyoruz. Çünkü işin özünde aynı şeyi düşünüyoruz yani. Özü aynı düşündüklerimizin. Her ne kadar yaş olarak, kıdem olarak farklı iki insansak da Ali abi bir duayense zaten bizim hani onun yanında lafımız olmaz ama 2 saat yan yana konularda hemen hemen her konuda fikir birliğinde olmamızın sebebi bence birbirimize benzememiz esasında yani bu o da işte bizim neslin şansı. Biz çünkü onları okuyarak, onları örnek alarak büyüdük. Bu nesli örnek alarak büyüdük. Bu da bizim şansımız. Uzatmayalım. Teşekkür ediyoruz programa gösterdiğiniz ilgi, alaka için. Ali abiye gösterdiğiniz sevgi için de teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek hafta Perşembe günü yine sizlerle beraber olacağız. Türkiye'de 6-7 gün çok uzun bir süre. Yani yarın ne olacağı bilinmiyor ama bir aksilik olmazsa gelecek hafta yine burada olacağız. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi İsmet Paşa'nın bir lafı vardı. Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Evet, bence bu kaciyle de kapatalım. Ali abi diyor ki eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz diyor. Gelecek hafta Perşembe görüşmek üzere. İyi akşamlar hepinize.